Bizanslılar karargahı ele geçirmek üzereyken Yinal Bey son anda yetişti. Onun desteğiyle Kefere'yi alt ettik. Hmm. Yinal'ın nasıl haber olmuş Kefere'nin baskını vereceğinden? Batur Bey oradaydı. O anlatsın. Yinal Bey otağında istişare halindeyken bir asker gelip haber verdi. Bizans saldırmak için benim ve beylerin karargâhtan ayrılmasını beklemiş demek. Şayet hasta olmasaydım ben de karargâhta olmayacaktım. Yinal Bey hepimizi huzuruna çağırmıştı. Göktuğ Bey doğru der. Sıhhati yerinde olsaydı o da bizimle birlikte istişareye katılacaktı. Yinal Bey oralı olmadı. Ama bedelini Bizans küffarına ödetmemiz gerek. Bizans'a bedel ödetmenin bir yolu var. Kekaumenos karargahı geri almak için Konstantinopol'den yüklü miktarda silah ve asker istedi. Aralarında konuşurken silahların Ahlat Vadisi üzerinden geleceğini işittim. Ahlat Vadisi'nde pusu atmaya müsait geçitler var. Askeri biçip silahlara el koyduk mu Bizans çileden çıkar. Çok şükür beyim. Bilir misin bilmem. Bir hikaye söylene gelir. Zamanın behrinde bir dokumacı çırağı varmış. Ustası da bir ustaymış ki dokuduğu kumaşları alıp giyinmek için herkes sırada beklermiş. Bu çırak ustasının dokuduğu kumaşların üstüne hep aynı nigarları çizermiş. E bir gün biri sormuş. Sen hep aynı nigarları işler durursun. Başka başka nigarlar çizip onları işlesene. Çırak şöyle bir bakmış, boynunu bükmüş. Ben demiş, hiç nigar çizmeyi bilmem ki. O nigarları ustam çizer. Ben ustam önüme hangi nigarı koyar ise onu işler bezerim demiş. İşte bu kaderdir güzel kızım. Kalemine kurban olduğum yüce Rabbim kaderimizi çizer, önümüze koyar. Biz de o çırak gibi önümüze konan her neyse onu işler dururuz. Unutma, hangi halde olur isek olalım, bizi o hale bir koyan vardır. Bu sebeple erenler her daim şöyle dua eder. Ey halleri döndürüp değiştiren, halimizi en güzel hale çevir. Olur ha. Sen de belki bu duayı diline dolarsın. Dolarım beyim. Hem dilime hem gönlüme dolarım. Sağ olasın. Alparslan beyim aklına ne düşürür? Ne eder? Ne hüküm verir? Bilmem. Ama olur da bana sorar ise ben bu titreyen gözlerin pak bir gönlün şavkıyla parlayan bu yüzün sahibinin hain olacağına asla ihtimal vermediğimi söylerim. Sağ ol beyim. Bunu işitmek
buna böylece inandığını bilmek şifadır bana. Dilerim sana ayağın olan Alparslan Bey'imize de olur. Beylerin bir kısım işleri sırrıdır güzel kızım. Lakin o sırra sabretmek de ferahlığın anahtarıdır. Kal sağlıcakla.